Herkese merhaba. Bu videoda Shibukayiler ve Dünya Hükümeti'nin durumu hakkında konuşacağız. Ama devam etmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı ve Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Linki aşağı bırakıyorum. İyi seyirler. Geçtiğimiz Reveri toplantısında dünyadaki güç dengelerini değiştirecek bir karar alınmıştı. Bu kararla beraber Shibukai sistemi ortadan kalktı ve dünyadaki güç dengeleri bir kez daha değişmiş oldu. Dünya Hükümeti'nin artık Shibukayilere ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Bu da akıllara yeni bir pasifista modelinin ortaya çıktığını getiriyor. Eskisinden daha yıkıcı ve çok daha güçlü bir model. Ve bana kalırsa bu yeni silahlarını denizlerle beraber eski şibukayları avlamak için gönderdiler. O yüzden onları avlamaya gidenler arasında çok güçlü kişilerin olmayacağını düşünüyorum. Dünya hükümetinin bu yeni silah olan güveni çok yüksek. Aksi halde Shibukai sistemini hemen bozmazlardı. Çok büyük ihtimalle bu modeli yaratmalarının ardından bir iki yerde gücünü test ettiler. Ve emin olduktan sonra bu karara vardılar. Buna rağmen hesaplamalar her zaman yanlış çıkabilir ve işte tam olarak bu yüzden eski şubukayların bazıları kurtulacak. Hatta dünya hükümetinin aldıkları bu karardan pişman olacağını bile düşünüyorum. Ancak bir kere saldırıya ve ihanete uğradıktan sonra hiçbir şubukayı geri onların yanına dönmeyecektir. Bu olayın aslında bir diğer sorunu da verdikleri bu büyük kararın ardından denizlerdeki en büyük güçlerden ikisi olan Bigman ve Kaido'nun yenilmesi oldu. Bu olay. Aslında dünya hükümetini çok daha zora sokacak bir şey. Hatırlıyorsanız 1052'de 5 ihtiyar konuşurken bu olayın zamanlamasının çok kötü olduğundan ve bununla başa nasıl çıkacaklarını bilmediklerinden bahsettiler. Şu anda dünya hükümetini zora sokacak bir sürü olay üst üste gerçekleşiyor. Bunlara bir bakacak olursak iki yonko devrildi ve yerlerine yenileri geçti. Bununla beraber bunlardan bir tanesi korktukları bir meyveye sahip. İkinci olarak Reveri'de yaşanan olayların onları zora soktuğu ortada. Büyük ihtimalle Sabo'nun başına gelenlerden sonra Dragon ve ordusu dünya hükümetini sıkıştırmaya çoktan başladı. İsyanın büyüyüp ateşlendiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle Dragon Sabo'yu kurtarmak için yola çıkmış durumda ve muhtemelen denizler arasında devrim ordusuna bilgi sızdıran veya onlar için çalışan yüksek konumda insanlar var. Bu da çok büyük bir sorun olacaktır. Bunun yanı sıra şubukayilerin çoğu bu hiyanet saldırısından kurtuldu ve artık dünya hükümetine karşı cephe almış durumda. Bunların hepsi birleştiğinde dünya hükümetinin düşüşü çok yakın ve bunca olay arasında sıkışıp kalmış durumdalar. Peki bu durumda eski şubukayilere ne oldu bir de ona bakalım. İlk olarak Miook'tan başlamak istiyorum. Aranızda hiç kimsenin onun yakalanacağını düşündüğünü sanmıyorum. Dünyanın en güçlü kılıç ustasını yakalamak imkansız olacaktır. Büyük ihtimalle üzerine gönderilen her şeyi kesip yok edecek. Dünya hükümetinin yeni silahını da çok zorlanmadan keseceğini düşünüyorum. Bu olayları bize göstermeden arkasında yıkılmış bir denizci ordusu ve oradan uzaklaşan Miok'u görmemiz çok olası. İkinci olarak Buggy var. Ve tabii ki en karışık olaylar da onun başından geçecek. Hatta okurken bayağı eğleneceğiz. Artık onun yeni bir yonku olduğunu biliyoruz. Yani o durumdan kesinlikle çıktı. Benim tahminime göre Buggy ve Miok bir şekilde karşılaşacaklar. Miyoko'na yardım edecek ve Buggy oradan sağ salim çıkmayı başaracak. Miyoko'nun da onun tayfasına girdiğini düşünen denizciler bunu üsse iletecekler ve elbette dünya da bu haberle sarsılacak. Büyük ihtimalle bu olaylar Miyoko'nun umurunda olmayacaktır ve Buggy'nin üzerine çektiği karmaşa ilgisini çektiğinden onu takip etmeye devam edebilir. Shanks'in bu olayda bir ilgisi olmayacak diye düşünüyorum çünkü bir Yonko olarak olaya karışırsa ve Buggy'yi kurtarırsa Buggy'yi Yonko ilan etmek için bir neden olduğunu sanmıyorum. Shanks'in karıştığı tek bir şey olabilir. O da 5 ihtiyarla toplantısında bahsettiği o korsan bagi çıkabilir. Shanks bir şekilde dünya hükümetini yanlış yönlendirmek için bunu yapmış gibi duruyor. Ancak tabii ki emin değilim. Hancock kısmı ise oldukça tartışmalı. Özellikle çok güçlü bir karakter olmasına rağmen koruması gereken bir sürü küçük kız ve yaşlı kadın var adasında. Bu yüzden savaş oldukça zorlu geçecektir. Bunun yanı sıra o ve Kobe arasında bir diyalog yaşanacağını sanırım herkes bekliyordur. Yakalanması en olası kişi o. O yüzden ben Hanko'nun yakalanacağını düşünüyorum. Ancak yakalansa bile güçsüz kaldığından değil, diğer adadakileri korumak için böyle bir fedakarlık yapacağındandır. Weevil tamamen bir gizem. Onun ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz. Tek duyduğumuz şey beyaz sakalın gençliğin ne kadar güçlü olduğu ki bu öyle azımsanacak bir güçte de değil. Tek başına 16 korsan tayfasını yok ettiğini biliyoruz. Şu ana kadar gerçekten güçlü birisi gibi gösterildi ve elbette babasının da beyaz sakal olduğu iddia ediliyor. Bu bir aldatmacı olabilir diye düşünüyorum. Bizi çok büyük bir ters köşe bekliyor olabilir. Bana kalırsa yakalanmayacak ama annesini denizlerle savaşırken kaybedecek. Yeni silah annesine de düşman olarak görüp onu öldürecek ve ardından Weevil'ın gözünün döndüğünü göreceğiz. Bana kalırsa Weevil yara almış ve annesini kaybetmiş bir şekilde bu savaştan çıkacak. Annesinin gitmesi ardından ya kara sakalın peşine düşer ya da Luffy'yi bulup onunla beraber Savo'yu kurtarmak için savaşır. Kuma ise bildiğiniz gibi kutsal ejderlerin bineği olarak kullanılıyor şu anda ve aktif olarak sayılan Shibukai'ler arasında değil. Bu olay Savoy ile bağlantılı olacağından buna başka bir videoda değineceğim. Bu videoda aktif olan Shibukai'ler üzerine durdum ama diğerlerine de kısaca değinmem gerekirse Doflamingo hala hapiste, Love Vanado ve başından geçenleri herkes biliyor. Crocodile bana kalırsa büyük ihtimalle asır şapkalıların filosuna katıldı. Gekomoriya ise Karasakal'ın teklifini kabul edip onun tayfasına devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten eğer kabul etmediyse çoktan öldürülmüştür. Siz de kendi düşüncelerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.